2016'nın Mayıs ayından bu yana, yani 1,5 yıldır biz okçuluk eğitimine başladık. Konya merkezli devam ettiriyoruz. Ereğli'de de bu sporu geliştirmek için 1,5 yıldır Ereğli'deyiz. Ereğli'nin bu spora ciddi bir ilgisi var. Gençlerimizin çok güzel bir ilgisi var. İstikrarlı sporcularımız var. Biz de bunları yetiştirmek için biraz fedakarlık yapıyoruz. Ben Malatyalıyım. Ama okçuluğu geliştirmek için Türkiye'nin farklı illerinde çalıştık. Denizli, Konya, Malatya, tekrar Konya ve Ereğli'deyiz. Bu noktada Ereğli'nin, yani gençlerini ben takdir ediyorum. Bizi seviyorlar, okçuluğu seviyorlar. Okçuluk Türkiye'de çoğu ilde yapılamayan bir branşken biz Ereğli gibi ilçemizde bu okçuluğu gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki Ereğli'nin özelliği nedir efendim? Hani birçok ilde madem bu spor yok, neden Ereğli'de var? Ereğli'de ailelerimiz daha bilinçli. Okçuluğun kazanımları var. Okçuluk sadece bir spor olarak değil, özgüveni geliştirmeye, dikkat, motivasyon, hiperaktifliği olumlu yönde toparlamaya yönelik kazanımları olan bir branş. Biz de bu branşımızı buraya getirdik. Ereğli'nin halkı, memur kesimi, tüm vatandaşları daha bilinçli, daha istekli. Sporumuza başlayıp bırakan sporcu sayımız yok denecek kadar az. Başlayanlar süreklilik ortaya koyuyor. Bu da bizim için önemli bir şey. Performans sporcusu yetiştirmek istiyorsak süreklilik. Peki Engin Hocam, burada eğitim alan öğrencilerimiz bunun sonunda nereye gidecekler? Türkiye genelinde düzenlenen bir şampiyonal var mı? Tabii yakın zamanda 14-17 Aralık'ta Samsun'da Türkiye Salon Şampiyonası. Salon Şampiyonası'na doğrudan gidiyoruz. Bizde bölgeselliğimiz yok. Direkt Türkiye Şampiyonası'na gidiyoruz. 1,5 yıllık çalışmanın sonucunda nasip olursa 1-1,5 ay sonra böyle bir yarışmaya gideceğiz 5 tane sporcumuzla. Bunların ikisi üçü şu an burada atış yapıyor. Diğerleri de okullarında çıkınca antrenmanlara gelecekler. Dediğim gibi Türkiye genel yarışmalarımız düzenleniyor ve ilk yarışmamıza gideceğiz inşallah. Yaklaşık Ereğli'de kaç sporcumuz var? Şu an 40'ın üstünde bir sporcumuz var. Gönül ister de daha çok sporcumuz olsun, daha çok hizmet edebilelim. Ama bu noktada maliyetli bir spor. Maliyetli bir spor olduğu için bu kadar ile yetiniyoruz. Ama sağ olsunlar ilgi yüksek. Geliyorlar, kayıtlarını yapıyorlar. Belli dönemlerde alabildiklerimizi alıyoruz. Kimseyi de kırmamaya çalışıyoruz. Performans sporcusuyla rekreatif amaçlı gelen sporcuları ayırt etmeye çalışıyoruz. Ama 7'den 70'e okçuluk seviliyor. Peki, çok teşekkürler. Efendim, Ereğli Gençlik Merkezi farklı işlere imza atmaya, güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Katkınız çok büyük. Özellikle siz göreve geldikten sonra ne diyeceksiniz efendim? Görevimiz Ereğli'mize hizmet. Bizim bu konuda mutluluğumuz Ereğli'ye farklı bir hizmet yapabilmek. Okçuluk Türkiye'nin büyük illerinde bile, büyük şehir olan büyük illerinde bile yarısında olmayan bir spor. Burada antrenörümüz bizim için büyük bir şans. Sadece atıcı bir antrenör ya da öğretici bir antrenör değil, aynı zamanda malzemeyi sıfırdan alıp yapan bir antrenör. Engin Bey'i değerlendirmek istedik. Ve geldiğinde çok mutlu olduk, bize nakil atama olarak geldiğinde. Verdiğimiz imkanlarla, yani elimizden gelen imkanı sağlamaya çalıştık. Verdiğimiz imkanlarla 1,5 yıldır çalışıyor. Performans sporcusuyla, müsabaka yapabilecek sporcularla, bu okçuluk sporuna sempati duyacak sporcuları ayırt etmeye çalışıyor. Malzemeyi kendisi üretiyor neredeyse, deyim yerindeyse. Bizden sadece ham maddeleri alıyor. Aslında hazır alınan, ekonomik durumumuz iyi olsa da hazır alınan malzemelerle yapsa belki daha rahat hareket edecek, ama vaktinin antrenör olarak harcadığı vaktin dışında kalan 24 saatin uyku dışındaki kalan kısmında da burada malzeme üretmekle geçiriyor. Ereğli'mizin halkı, Ereğli'li hemşerilerimiz her türlü hizmete, her türlü aktiviteye layık insanlar. İnşallah okçuluk sporumuzda Ereğli'miz ilçe halkımıza seyrine yönelik müsabakalar da düzenleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde veya havanın güzel olduğu günlerde. Orada da o zevki tattıracağız Ereğli'mize. Ereğli'de bizim gördüğümüz, hafta sonlarında halkımız
İşte bir spor, futbol müsabakasında stadyumumuz doluyor. Hiçbir ilçede olmamasına rağmen. Voleybolumuz bu şekilde gene salonu dolduruyor seyircimiz. Okçuluk müsabakası yapsak, ben öyle tahmin ediyorum, Ereğli hemşerilerimiz buna da seve seve gelecekler ve destek verecekler. Bu konuda okçulukla ilgili çalışmalarımızın olduğunu duyurmaya çalışıyoruz. Ama en büyük güç tabii ki siz medya mensupları olarak bize büyük destek verdiniz. Bu çekiminden sonra ben Ereğli halkımızın daha çok bu konuda itibar edeceğini ve ilgileneceğini düşünüyorum. Şu anda 40 sporcumuz var. Ben öyle tahmin ediyorum, bu daha da fazla olacak. Hatta halkımız izleyip çayımızı içmeye, sadece izlemek için geleceğine inanıyorum. Bu anlamda sizin vermiş olduğunuz hizmete de teşekkür ederim Ereğli ailesi olarak. Biz spor anlamında Ereğli'mizin çocuklarında pek çok güç, kuvvet görüyoruz. Hangi spor yaptırırsak başarılı oluyorlar.